beraber Antalya'dan yola çıktık. İbradı'da mola verdik. İbradı'nın güzelliklerini keşfettik. Ürünlü'deyiz. Ürünlü'de meşhur mağarası var. Altın Beşik Mağarası'nı merak ediyoruz. Ekibimizle beraber Antalya TV ekibi olarak Altın Beşik Mağarası'nı, bu güzellikleri keşfedeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Gelin hep beraber bu güzellikleri yaşayalım. Sevgili izleyiciler, şu an İbradı'da meşhur Altın Beşik Mağarası'ndayız. Mağaraya doğru yol alıyoruz. O kadar çok serin bir havası var ki mağaranın içerisine girdikçe bu serinliği daha çok hissediyoruz. Evet Hasan Bey, bize rehber oldunuz. Evet, şu anda Altın Beşik Mağarası'ndayız. 400 metre botla içeriye gireceğiz. İçeride harikaları göreceksiniz. Ben bir şey söylemiyorum. Çıkışta görüşelim. Altın Beşik Mağarası'na doğru yine yol alıyoruz. Çok güzel. Doğa harikası. Altın Beşik Mağarası'nda Antalya TV ekibi olarak şu an mağaranın içerisindeyiz. Bu zor şartlarda da çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Birazdan bu mağaranın içerisine gireceğim. Evet sevgili izleyiciler, Altın Beşik Mağarası'nda zor şartlarda da olsa bu yamaçlara yaklaşmak istedim. Gayet güzel, bunu birebir sizle paylaşmak istedim. Bu arada çok kayıyor gerçekten. Sevgili izleyiciler, Altın Beşik Mağarası'nda gezintimiz devam ediyor. Bu arada o köşede ıslandık, serinledik. Bu Antalya'nın sıcağında bu serinliği biz arıyoruz. Hiç çıkmak istemiyoruz buradan. Gayet güzel. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. İbradı Altın Beşik Mağarası'na. Sevgili izleyiciler, Altın Beşik Mağarası'nın her bir zerresini geziyoruz. Belki de tehlikeli yerlere çıkıyoruz. Şöyle. Buradan hiç ayrılmak istemiyoruz. Gerçekten burayı görmeyen kişiler İbradı'ya bir gelsin. Şu bu güzelliği bir yaşasın istiyorum. Birebir yaşasın. Sadece görmekle olmuyor. Yaşamak gerekiyor bu anı. Altın Beşik Mağarası'nda dönüşümüzü aldık. Mağaranın içerisinde yol alıyoruz aheste aheste, serinliği tadarak, güzellikleri keşfederek. Doğa harikası olan bu kayaların her biri ayrı işlenmiş sanki Allah tarafından. Evet, İlkay
Hanım, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Burası çok güzel, gayet serin ve mükemmel bir yer. Doğa harikası, gerçekten görülmeye değer. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bu İbradı'da Altın Beşik Mağarası'nda gezimize son veriyoruz. Üzülerek son veriyoruz, hiç çıkmak istemedik çünkü içerisinden. Ama gezmeye, görmeye değer bir yer. Ferhat Usta bize nereye dediysek Altın Beşik Mağarası'nda bize yardımcı oldunuz. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Bursalısınız. Ben kendim Bursa'da oturuyorum ama bu köylüyüm. Annem babam burada. Her sene ziyarete geliyorum. Tesadüf sizlerle karşılaştım. Sizleri içeride gezdirmek, o harika yerleri göstermek benim için büyük bir zevkti. Yaklaşık bir saatlik bir yolculuğumuz oldu içeride. Umarım halkımız bu çektiğimiz görüntüleri beğenir. Çok bir saat mi gezdik? Yukarı tabii. Yani o bir saat sanki bana 5-10 dakika gibi geldi. Çok güzel geçti. O kadar güzeldi ki gezintimiz saatin farkında bile değiliz. Gerçekten çok güzeldi. Bazı yerlerde üşüdük. Bazı yerlerde ıslandık. Peki siz sürekli geziyorsunuz. Günde kaç kez geziyorsunuz, gezdiriyorsunuz burada? Bugün sıkılıyor musunuz hiç? Yok, hayır. Bilakis daha çok zevk alıyorum. Kendim de devamlı içeriye gidesim geliyor. Ve memnun oluyorum. Alışkanlık yapıyorum. Alışkanlık ve zevk alıyorum içeriye gezmekten. O harika yerleri görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve halkımızı da gezdirmekten mutluluk duyuyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bize katlandınız. Hangi evet. Kıyıya dediysek oraya çektiniz. Tabii ki zaman. Tehlikeli yerleri de olsa. Tabii ki zaman zaman tehlike atlattık, atlatmadık değil. Suyun az olduğu yerlerde taşlara da sürtünerek geçtik. Ama güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Tüm halkımızı beklerim. Görsünler bu yeri. Yani görüntüleri dışarıdan görmek de olmuyor. Birebir yaşamak gerekiyor. Birebir yaşamak gerekiyor. Evet, söylediğiniz gibi. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Kollarınıza Allah kuvvet ver. Allah razı olsun. Gününüz inşallah. İbradı'da Ürünlü'deyiz. Ürünlü muhtarımız Zeki Alper Bey ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce bir gezinti yaptık. Çok güzel serinlikleri, o güzellikleri hep beraber yaşadık ekibimizle beraber. Sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz burası hakkında? Valla köyümüz Antalya'ya 130 kilometre. Manavgat Şelalesi'nden, Yaylalan Köyü'nden 130 kilometre. Alanya yolundan 186 kilometre. Şirin bir köy. Köyümüzü tamamlayan ve bu yöreyi, İbradı yöresini tamamlayan, gelişmesi için de büyük önem verdiğimiz Altın Beşik Mağaramız. Bu sular bu zamanlarda çekilir. İkinci bölmemiz, girdiğiniz yukarıdan su dökülen yere 5-10 gün sonra o tarafa geçemeyiz. Sular çekiliyor. Farkındaysanız bu taraflar falan biraz tozlu. Neden? Önünde akıntı olmadığından dolayı. Önünden akıntı olunduğu zaman buradan da su da içiliyor. Bu
su, mineral, yani sodalı su, evet, faydası, cilde iyi geldiğini söylüyorlar. Biz içeride bol bol yıkandık zaten. Evet. Astım hastalarına iyi geldiğini söylüyorlar. Yani şifalı olduğunu söylüyorlar. Sayın Muhtarım, Altın Beşik Mağarası'nın özellikleri nelerdir? Şimdi özelliği buranın şu baş taraftan şu orta tarafa girişen 50 metre, 10 metre, 5 metre, 7 metre derinlikler üzerinden gelir. Evet. En sonundan altında vardığımız vakit dağın altında göstereceksiniz. Alt tarafında şey var. Tekrar gene yeraltı mağarası var. Üst tarafında da 40 metre tırmanıyorsun. İkinci göletler var. Göletler şeklinde gidiyor. 1,5 kilometre kadar dağcılarımız, mağaracılar gitti. CD'leri falan var. Oradan izlediğimize göre içerilerde kısım kısım ufak ufak göletler var. Yani aslında olanaklar olsa da yukarı çıkılsa, yukarısı buradan, yani mağaranın içerisinden daha güzel. Çok güzel bu derelerimiz, böyle şırıltıdan duramazsın. Ya gelenler zaten özellikle şu ağaçların altına piknik yapmaya geliyor. Bu girişte gördüğünüz oraları falan, yani o zaman daha bir doğal oluyor. Evet. Buradan tüm halkımızı davet ediyoruz. Altın Beşik Mağarası'nı görsünler, gezsinler. Tabii ya, biz misafirperver bir köyüz. Broşürlerimizde de şöyle dedik. Bizim evlerimizde bir gün kalanın bir yıl ömrü uzuyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? Gül Karaca, Manavgat'tan geliyoruz biz. Nasıl güzellikleri keşfettiniz? İlk defa mı geliyoruz? İlk defa geliyoruz, keşfedeceğiz daha. Bilmiyorum, internetten resimlerini falan gördük. İçeri de devam ediyormuş galiba. Çok güzel olduğunu biliyoruz. Ta Japonya'dan turistlerin geldiğini biliyoruz. Biz de merak ettik, bir bakalım dedik. Böyle merak ettiğiniz kadar var, içerisi çok güzel. Evet sevgili izleyiciler, Ürünlü'deyiz. Altın Beşik Mağarası'nın önündeyiz. Gezdik, dolaştık, güzellikleri gördük. Bu güzellikleri ön ayak olan Adem Bey'imiz var. Adem Bey elinden geldiği kadar turistleri buraya getirmeye çalışıyor. Ürünlüsünüz, doğru mu? Doğru, ben Ürünlü köyünde doğdum. 1964'te ben Ürünlü'den ayrıldım Antalya'ya. Tabii iş icabı turizmle uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar köyümüzü tanıtmaya, mağaramızı tanıtmaya uğraşıyoruz. Ama gerçekten görülecek bir yer. Yani herkese tavsiye ederim. Ben biraz meraklı olduğum için bu internete kendim bir web sayfası hazırladım. Köyüm ve mağara hakkında bunları tanıtıyorum. Oradan kendi numaram var. İnternet www.ununlanet.com. Girerse merak edenler oradan da inceleyebilirler. İnanın dışarıdan o kadar telefon geliyor ki bana bura hakkında. Tabii, siz bir birey olarak, ben üstüme düşen görevi ürün olarak yapıyorum. Yapıyorum. İnanın benim yaptığımı biraz da devlet yapsa, şu mağarayı iyi bir tanıtımı gerçekleştirse çok. Turizm Bakanımıza duyurur. Tabii. Bak, duyurulur Turizm Bakanımıza. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bu güzel doğa harikasını gezerek yaşamanız gerekiyor. Dağlar, yeşillikler, bütün güzellikler iç içe. Secret.